Sol bek ihtiyacı malum Fenerbahçe'nin. Konan acaba doğru isim midir? Tabi e, herhangi bir transfer yapılırken şu anda Fenerbahçe'de haklı şu soru geliyor. Acaba bu transferler kimin e, transferi? Yani İsmail Kartal mı, yönetim mi, yeni gelecek teknik direktörün e, sunduğu rapor doğrultusundaki o isim belli mi değil mi onu da hala bilmiyoruz ama ne dersiniz Konan için? Futbolumuz genel itibariyle Şair Eşref'in çeşmesine benziyor. Yani musluklarından başka her tarafa akıyor. Fenerbahçe'de bir solbek olmadığı için gerçek bir solbek kim olursa olsun faydası olur takım'a çünkü ne Novak solbekti ne Salay solbek aslında yani Fenerbahçe'de bir solbek yok ne de işte o genç çocuğu Osei oynatıyorlar zıpkın gibi çocuk ama solbek değil yani. yani Ferdi zaman bir maçta Ferdi attılar kim gelirse gelsin gerçek bir solbekse takım'a katkısı olur ama senin dediğin gibi kim kim alıyor bunu İsmail Cem alıyor Hı -hı. görüşüldüğü söylenen hocalara soruluyor mu böyle bir oyuncu alıyoruz. Yani Bu o belirsizlik e, futbolumuzun genel karakteristiğine dönüştü. Özellikle bu yıl çok öne çıktı bu. Yani Üç İstanbul takımının e, kötü yönetiliyor Hı. olmalarının getirdiği başarısızlık e, iyice her şey içinden çıkılmaz hale dönüştürdü. Mesela İsmail Kartal ve e, Karaveli hamleleri çok doğru hamleler bana göre. Çünkü ya, büyük bir hatanın üzerinde yeni hatalar yapılmadı. Ben öyle görüyorum. Doğru hamleler yapıldı ama... Ya bunlar çok büyük kulüpler. 120 120 yıllık kulüp neredeyse 110 120 yıllık kulüpler. Daha e, planlı ve programlı olmalılar. Başarısızlık ve başarıya karşı hani başarıya karşı hazırlık olmak ne demek? Bu sorunun cevabını Galatasaray 2000 yılı şampiyonluğundan biliyoruz. Zarar ettiler bu işten yani. <laughs> yani hazır değillerdi başarıyı hazmetmeye ve başarıyı pazarlamaya. O da bir B planı ister. Şimdi de bu kulüplerin B, C planlarına ihtiyacı var ama olmadığını görüyoruz. Yani şu anda e, sezon başı planlamalarının hepsinin yerli biri olduğunu görüp e, doğru hamleler yaptıklarını en azından e, selin önünü kestiklerini görüyoruz. Fakat sonrası için de yine doğru adımlar yok. ya Ben olsam, ya derim ki İsmail Kartal'dır hocamız. Planlamaları da İsmail Kartal üzerinden yaparım. Sen seneye yine değiştirmeyi düşünürsen değiştir. Sen İsmail Kartal'ın aklına yönü takımın başına getirmedin mi? İsmail Kartal'ın futbol o, futbol bilgisi eksik. Ama onu söyleyelim. Mi? En başından açıklama yapılırken İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar olduğu vurgusu net bir şekilde yapıldı Fenerbahçe'de. Bunu onun için söylemedim Enzgi. İsmail Kartal futbolu bilmiyorum, biliyor. Futbolcudan da anlıyordur değil mi? Fenerbahçe'ye o markaya katkı yapacağına inandığı bir oyuncuyu bırakalım İsmail Kartal karar versin aslında. Başka bir hoca gelse de o oyuncudan verim alma şansı ihtimali vardır. Niye İsmail Kartal'ın futbol aklına güveniyorsun? Belki hani böyle İsmail Kartal çok tribünler oynayan bir adam değil yani. Tevazu içinde bir adam. Ee, o tür e, algı, algısı hani modern toplumlarda algı gerçeğin önüne geçti. İsmail Kartal'ın öyle bir şeyi yok. Öyle bir e, PR'ı yok. Pazarlaması yok. Kendi camiası dahil öyle çok fazla parlatmak falan düşünmüyorlar onu. Ama aslında hepimiz biliyoruz. Ben onun sabitliğini hatırlarım. Çok iyi futbolcuydu. Futboldan herhalde herkes Hı. kadar anlıyordur o da. Yani ona yetkiyi verip bir oyuncu alınacaksa da İsmail Hoca aklıyla yürümek lazım. Ne oldu? Komeli aklına güvendin. Yerlerde sürünüyorsun. Hala temizleyemiyorsun ondan kalan enkazı. E, Beşiktaş'ta da böyle Fenerbahçe'de de böyle Galatasaray'da kısmen öyle oldu zaten ama Galatasaray'da da hocanın aklıyla yapılan transferlerin hocanın sonunu getirdiğini düşünüyorum ben mesela. Ama kötüden suiden örnek olmaz. Sen genel doğrular üzerinden yönetmek zorundasın kulüpleri özellikle bu kaos dönemlerinde. Bir oyuncu transfer ediliyorsa bence İsmail Kartal ve ekibi karar vermeli. Ben onların, sen inanır mısın ya da başka herhangi bir normal bir insan İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe'nin zararına, yararına olmayan bir şey imza koyacağına inanır mıyız? İnanmayız. E, futbol aklına güveniyor muyuz? Ben güveniyorum. iyi bir futbolcuydu. E, çalıştığı yerlerde de iyi işler yaptı. Dediğim gibi PR eksik olduğu için çok görülmüyor İsmail Hoca'nın yaptıkları. Oyuncuları da hocanın seçip alması gerekiyor. Sorumluluğu da ona vereceksin. Bir başkanın herhalde yani kimse kusura bakmasın da herhalde Ali Koç kadar İsmail Kartal da futboldan ve futbolcudan anlıyordur yani. Yetkileri sorumlulukları teknik adamlara vermek lazım. Aslında şöyle konanın İsmail Kartal'ın transferi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi yapılan açıklamada İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar takımda kalacağı ve yeni gelecek teknik direktöre takımı hazır bir şekilde emanet edeceği söyleniyordu. Bu doğrultuda Evet. Ee, zannediyorum evet. İsmail Kartal'ın e, onayladığı transferlerdir diye düşünüyorum evet. en ya azından ben. Yeni gelecek bir teknik adam varsa sezon sonunda en azından bu süreçte İsmail Hoca ile beraber yeni transfer eden insan da istişare ediliyordur. Evet. Çünkü atıyorum Löv gelecekse İsmail Hoca ile Löv zaten irtibat halindedir evet. ki İsmail Hoca bunu kabul ederek görerek geldi. Ya da Cesus bilmiyorum kimse. Ama şöyle bir handikap oluyor. Ee, sezon başına dönelim. Vitor Pereira Hoca gelmeden önce Fenerbahçe bir takım transferler yaptı. Kadro kurdu. Sonra dendi ki hani biz zaten en baştan beri Pereira'yı düşünüyorduk. Biraz gizli tuttuk gibisinden. Ee, en başta Pereira'yı düşündüğünüz teknik adam gelince yeni transfer, 3 günlük transfer Kolkır'ı gönderdi de. mesela. E, ee, Caner'le ilgili tasarruf kullandı. Ozan'la ilgili tasarruf kullandı. Bunlar olabilir. Şimdi Conan hani benim hakim olduğum bir oyuncu değil. Çoğunun da bildiği hakim olduğu bir oyuncu değil ama bizim hakim olmamız önemli değil. Yani izlememiz önemli değil. Fenerbahçe'de bir ekip vardır. Scout, futbol aktı neyse. İsmail Hoca'ya listeler sunulur. İsmail Hoca bakar. izlemiştir, Bakar. Üstüne inceleyip sırt dokur. Tamam der. Alır getirirsin. Fenerbahçe şayet yapacaksa e, teknik direktörü belli değilse e, ara transfer döneminde böyle çok ciddi sözleşmelere imza atması hata olur. Oyuncu Her grubu anlamında. geçerli bu. Her ee, teknoloji. Ha yok gerçekten de belliyse bu irtibatta gidiyorsa ona bir şey diyemem. Yani şimdi uzun sözleşmeler falan bu, bunlar riskli işler. Çünkü çok örneği var. Transfer dönemi kapanıyordu bir hafta vardı. Ağustos ayına dönelim. Eylül ayına dönelim. Dört oyuncu geldi değil mi? O hafta Berisha, Crespo, Mayer, Meğer, Rossi. Rossi. Hangisi Fenerbahçe direkt 11 koy oynat? Crespo son Crespo. E, O da son 3-4 evet. maç bir çıkış yaptı. O yüzden hani e, bunların sözleşmeleri ne olacak? Oyuncu transfer etmek kadar göndermek de bir maliyet ve meziyet. Çok büyük maliyet bunlar göndermek. E şimdi de. yabancıları işte elden çıkarmaya çalışıyor evet. Fenerbahçe. Evet. Hepsi. Tam onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hani şayet e, böyle bir geçiş dönemi şu buysa çok elzem görünen yani surda çok net gedik olarak görünen bir yeri kapatacaksan sol bek falan anlarım. Ama böyle bir yeniden takım kötü gidiyor işler. 5 6 takviyeyle bir takımın elini yüzünü değiştirelim. Hamlesi yanlış bir hamle olur. Onun için bence yeni hı hı. hoca ve yaz dönemi beklenmesi gerekiyor. Ha şimdi çok elzem yerler var. Sol bek onlardan biri bunu anlar. Sol bek forvet deniyor Fenerbahçe'de. Bak forvet de şimdi niye forvet ...şampiyonluğu oynayan takımın en önemli yeridir. Kalecisi birlikte. Golcün kadar varsındır. Ama golcüm kadar varsın. Şimdi Orada üç tane opsiyon var Fenerbahçede şu anda çok verim alamıyor, birine devşirerek oynatıyor Valencia falan. Şimdi seneye şampiyonluğun büyük adayı olarak girmek istiyorsanız öyle bir golcüyle gireceksiniz ki soru işaretsiz olacak. Var mı şu an devre arasında böyle bir boşta oyuncu? Niye sana versin golcüsünü insanlar takımlar? Yani yazın bu işler daha kolay. O yüzden hani golcü alacağın golcü yine geçici idare etsin diye zaten onlar var elinde. Serdar Berisha bunlar idare ediyor zaten. Ona çok gerek yok. Gerçekten ismi bir 9 numara. Bizim Mehmet Ayan şey der ona kültürel 9 numara der. Kulakları çınlasın. Fenerbahçe'nin kültürel 9 numarası der. Öyle bir isim alacaksan hep böyle biliriz biz Fenerbahçe'yi. Çünkü o 9 numaralarıyla biliriz. Ee, o zaten yok şu anda. Ha, varsa da buna 5-10 milyon euroluk yaparlar adamı. Bu dönemde zorunlu olduğun için, mecbur olduğun için. O yüzden bence şey e, Solbek belki bir sağ tarafa yani bir kanat oyuncusu yani direkt kanat oyuncusu bunlar bence Fenerbahçe için kafi görünüyor. Ya Nova'nın sakatlanması tabii Fenerbahçe'yi konuna yönlendirdi. Şey... O halde tolere edilebilir bir şey. Riskini de tolere edebilirsin. Aniden gelişen bir şey oldu. İsmail Özyeğin de başka bir hani kendi basın toplantısında söyledi. Solbek bek ihtiyacımız doğdu dedi. Yani diğerlerini hiç dile getirmedi. Sonuçta Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği gerçeğini İsmail Özyeğin de görüyor. Ama bir yandan da Ergin'in işaret ettiği mali porteler var. aldığın oyunculardan kurtulmak sonra daha büyük bir soruna dönüşüyor. Taraftar bu kısmıyla çok ilgilenmiyor. Evet. Ama yönetimleri asıl sıkıştıran da bu, bu tarafı oluyor işin. O yüzden özellikle ya hep başından beri söylemeye çalışıyorum. Ben olsaydım bu seni bu sezonu kayıp sezon ilan edip mesela ben Pereira'dan vazgeçmezdim. Bir oyun inşa etmeye inşa etmeye çalışıyordu bir adam. Ona o şansı ver bu sene ya. Hiç yapmadığı bir şey yani Türkiye'de hiçbir takımın yapmadığı bir şey bu. Fenerbahçe Ama artık camia bu ve tribünler e, çok ciddi. Tribünlerin taleplerine göre gelmişti. tribünlerin taleplerine göre iş yapmaya kalkarsan hiç Ersun Yanal'la ya işim olmaz dediğin halde gelirsin Ersun Yanal'la ya başlarsın işe. Tribünler öyle istedi ya Ali Koç ilk düğmeye yanlış ilikledi bir türlü düzeltemiyor artık. Niye? Tribünler öyle istedi. Falka oyaldı Galatasaray. Tribünler öyle istedi. Ne oldu? Bir türlü toparlanamıyorlar. Ya tribün, tribünler üzerinden kulüp yönetilmez. O zaman sosyal medyalardan yönetim kurulları oluşturalım. Onlar yönetsinler kulüpleri. Hataları e, görüp tekrarlamamak büyük takım refleksi olmak zorunda. Eğer olamazsan yönetemezsin. Peki şimdi bir sol bek hamlesi olursa olacak Fenerbahçe'de ama Antalya'da bir taraftan çok eksikle gitti. 14 eksikle gitti ki o eksiklerden biri de Mesut Özil. Her gün hakkında yeni bir haber, yeni bir iddia duyuyoruz. Dün mesela e, Ahmet Selim Kul bir bağlantı yaptığımızda dedi ki artık ipler biraz kopma noktasına geliyor gibi görünüyor Mesut'la ilgili dedi. Şimdi bu noktada Antalya kampından ne beklenebilir Fenerbahçe? Son burada yaptığımız üç programda biraz benzer şeyler söyledim yine söyleyeceğim. Fenerbahçe'yi ben sezon başından beri hep eksik gördüm. Herkes de eksik var da Fenerbahçe bir başka eksik ya. Hep eksik. Ağustos'tan beri maç eksik, idman eksik, kamp eksik, o eksik, bu eksik. Ya kartlar, ya hastalıklar, ya sakatlıklar hiç tam olmadı Fenerbahçe. Burada bir problem var. Burada ya oyuncu kendine bakmıyor ya idman antrenman zemininde bir şey var. Ya darbeye dayalı sakatlıklara bir şey diyemem. Ama ya işte biri bir yere gitti, bir hastalık oldu, herkese bulaştı. Bence içeride. orada inanç eksikliği var. O eksikliği Beşiktaş daha çok abi yaşadı. şöyle işte kadroda adam adam eksik yani ilk 11 oluşturamıyorsun. İdeal 11'i ben Fenerbahçe'den aşağı yukarı hepimiz benzer çıkartırız. Şu kadrodan 25 kişiden. Ama bu ideal çıkaracağımız 11'i 2 maç, 3 maç arka arkaya biz izlemedik. Burada bir problem var. Kampta e, ve bu kampta olmayan oyuncular 11 oyuncuları. İrfan Can bu arada dün oyuncular. katılmışlar kamp onu söylüyor ama yine de çok fazla eksik ha. var. Mesut konusu e, geldiği dönemi hatırlayalım. İşte marka değeri, Fenerbahçe, Ali Koç vizyonu vesaire bunların hepsinin belki birkaç e, doldurabilecek unsurlardan biriydi. Mesut niye aldın denilecek bir adam değildi. Ve imza töreni belki hani Türk futbol tarihinin en ...görkemli imza törenlerinden bir tanesi oldu. Normaldir. Havalı bir giriş, müthiş falan, beklenti. Ben de dedim ki ya ben Kadıköy'e üç kere gidiyordum maç izlemeye... ...şimdi altı kere giderim Mesut'u izlemeye. Evet. Bu böyledir. Aksini söylemek zaten futbol aklına e, ziyandır. Ama öyle mi oldu? Olmadı. Ve olmadığı gibi... ...teknik adamlar, saha, skorlar, kadro kurulurken... ...bunların hepsinde problem yaşandı. İsmail Hoca... Burada bir inisiyatif kullanacağını ben aşağı yukarı düşüyordum düşünüyordum. Cüneyt Kaçeler de dedi ki bak çok net hamleler gelebilir demişti şey İsmail Kartal'la ilgili. Bunu birinin yapması lazım. Ali Bey bunu yapamayabilir Mesut konusunda ki verdiği bir demeçte ticari işler bıraksın ticari e, sahaya dönsün bıraktı, sahaya de, demişti. Demiş. Dilimden aldı Ali Bey ha. onu yaptı. Ha. Ama pratikte yapamadı. Şimdi güçlü bir isim Mesut nereden bakarsanız bakın. Getiren de direkt Ali Bey olduğu için hani olmadı sen... Şurada bir kenara geç diyemeyebilir. Bunu birisi yapacak. Bir aracı, bir şey lazım orada. İsmail Hoca bunun için ideal bir isim. Bakın performans olarak alamayacağını gördük Mesut. Ve bundan sonra da alamayacak Fenerbahçe performans Fenerbahçe'nin hayrını olur. E, düzgün ayrılmayı bilir, helalleşir. Fenerbahçe'nin hayrını olur. Fenerbahçe'de o süreç devam ettiği sürece... ...İrfan Can da golden sonra gidip yine Mesut abisini öpecek orada. Yani o üçlü dörtlü orta saha dediğimiz şey kolay kırılmaz o ilişkiler. O yüzden burada bir e, en kötü karar kararsızlıktan iyidir Muallakta bırakmaması lazım. Fenerbahçe'nin psikolojik olarak da hayrını olur. Böyle bir helalleşme olursa diye düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'nin Antalya kampından neler beklemek lazım? Mesut Özil konusu Selahattin Kınalı. size de soracağım ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Saat başında e, Fenerbahçe'den devam edeceğiz. Galatasaray ve Trabzonspor'da geçeceğiz değerli izleyenler bizden ayrılmayın. Saat başında buradayız. Spor ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler araya gitmeden önce Fenerbahçe'de Antalya kampından acaba neler beklenebilir? Yaşanan Mesut Özil sorunu bunlar gündemimizdeydi. Selahattin Serhatin kanalı size de sorayım daha sonra devam edelim Galatasaray ve Trabzonspor. Çok belli ki Fenerbahçe Mesut ya ve ya da İrfan'dan birini tercih etmek zorunda ve İrfan'dan yana kullanmış tercihini. Doğrusu da bu ikisini birden mundar etmenin bir alemi yoktu. Hani Mesut'u bir futbolcudan çok bir balet olarak gören biri olarak maalesef bunu söylemek zorundayım. Hani Mesut'un Fenerbahçe'ye vereceği çok bir şey kalmamış gibi. E, ama Mesut'u da varken Mesut kenarda durmaz yani. Mesut'u ya hayırlı bir şekilde ayrılacaksın. E, hiç kırmadan dökmeden onları edilecek şekilde göndereceksin. Bir, yeni bir adres bulacaksın yani kendisine. ya da İrfan Can'ı da kaybetmeye göze alacaksın. Çünkü ikisinin birden alınmasıydı zaten hata. İkisinin birden sahaya sürülmesi ikinci hata oldu. Ee, ama anlaşılan İsmail Kartal dönemiyle birlikte bu hatadan dönüyor Fenerbahçe. Yoksa Fenerbahçe'nin kadrosu kötü bir kadro değil ki. Bence Fenerbahçe'nin tek eksiği Altay'ı saymazsak sakatlığını e, gol vuruşu o topu sokacak santrafor eksiyi vardı. Başka her tarafında adamı var Fenerbahçe'nin. Kim kim ne derse desin 3-5-2 ile oynadığı dönem için söylüyorum özellikle bunu. E, defansa kim gibi bir adam buldular? Kolay bulunur bir adam değil. E, hiç beklenmedik bir çıkışı oldu Crespo'nun. Benim için sürpriz olmasa da. E, e, İrfan Can'ın var. 10-15 milyon euroluk bir yatırım yaptın. E, ben İrfancanın Mesut'tan daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Onu en baştan söyleyeyim. Ama daha genç, e, daha aç. E, Mesut yaşamadığı duygu kalmamış. İrfancanın hiçbirini yaşamamış neredeyse. E, o yüzden İrfan Can'la devam etme kararı kurumsal olarak doğru bir karar. Ama e, devre arasında İsmail Kartal'ın takımı olabileceğine dair bir transfer hareketliliği görmüyoruz. Belki doğrusu da bu. işte az önce onu söylemeye çalıştık. Çok acil bir sol bek ihtiyacı vardı. Novak'ın sakatlığından dolayı ki Novak da zaten bir sol bek değil Söyle söyle dilimizde tüy bitti ama bu sayede Novak'ın sakatlığından hayırlı bir sonuç elde edebilir Fenerbahçe. Bilmiyoruz Konan e, Mutlaka izleyenleri vardır. Hani ne, ne kadar ilaç olacak belki çok iyidir. Yani Trabzonspor Puaş diye bir çocuk aldı. Hani en azından e, solbek olduğunu anlıyorsun. Hani çok e, çok e, ekstra işleri yapmamış olmasına rağmen iki maçta. Konanla muhtemelen e, Fransa ligini ben hep önemserim. Oradan düzgün adamlar geliyor genelde. Yani e, futbol gerçekliğiyle e, gerçeklik zemininde buluşabilen ona göre performansları koyabilen, ona göre kariyer planlamaları e, vaat eden oyuncular geliyor. O yüzden Konan'ın da Fenerbahçe aramış bulmuş kötü bir solbek olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ama şu anda Fenerbahçe'nin elinde bir solbek olmadığı için vasat bir solbek bile çok iş görür Fenerbahçe'de. Peki, Peki dedim, topu sana attım. <laughs> Teşekkür ederim.